iş. Yiyeceğiz şimdi paparayı. Kovmasa bari. Kovamaz, merak etme. Günaydın Rüçhan Hanım. Kenan, seninle konuşmamız lazım. Rüçhan Hanım, oğlumun kötü bir niyeti. Anacığım, tamam dursan karışma. Sen al şunu. Geç içeri, bana kahve yapalım bir tane. Hadi anacığım, hadi. Hadi anacığım, hadi, hadi, hadi. Biraz gergin gözüküyorsunuz Rüçhan Hanım. Hayırdır? Bana bak Kenan. Söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Sadece bir kere söyleyeceğim ve bir daha asla tekrar olmayacak. Öyle mi? Buyurun. Sen Figen'in nişanlısı değil miydin? Sonra olmadı. Şimdi de kızımı mı ayartmaya çalışıyorsun? Bana bak. Sevda'dan uzak duracaksın, anladın mı? Sevda size benim için soygun yaptığından bahsetti mi? Bizim yurt dışına kaçma planlarından falan. Anladığım kadarıyla bahsetmiş. Kızımı kandırmana asla izin vermeyeceğim. Engel olamazsınız. Öyle bir engel olurum ki. Pardon, doğru, benim hatam. Engel olabilirsiniz. Ama engel olmayacaksınız. Anlamadım. Şimdi şöyle Rüçhan Hanım, ben geçtiğimiz gün Dündar Bey'in evine gittim. Orada bir takım şeyler gördüm. Başta inanamadım. Dedim hayal mi görüyorum acaba? Ama sonra düşündüm biraz. Aras Bey'i ve Dündar Bey'i böyle yan yana koydum. Ve dedim ki, ya kadın sonuna kadar haklı. Bakın size en iyi ben anlarım. Ben bir aşk adamıyım. Siz de belli ki bir aşk kadınsınız. Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorum ben? Böyle konuşuyorum ya. Şimdi müstakbel kayınvalideciğim. İzin verirseniz ben içeri geçeceğim. Biraz üşüdüm. Havalar soğudu malum. Sevda uyandı mı? Kenan. Bak ben oraya Efkan'ı uyarmak için gittim. Yani tamamen başka hiçbir şey yok. Anladın mı? Diliniz bu kadar dolanmıyor olsa, eliniz ayağınız bu kadar dolaşmıyor olsa belki size inanabilirdim ama bu şekilde hiç inandırıcı olmuyorsunuz, kusura bakmayın. Peki ne istiyorsun? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Ya sen ne alçak bir adamsın ya. Aynen. İşte bu yüzden benden mükemmel bir onur olur. İyi günler. Görüşmek üzere. Kenan, çatlatmayın sana. Ne konuştunuz annemle? Bir şey konuşmadık Sevda. Ne söyledi sana? Bir şey mi söyleyecekti? Kenan asla olmaz dedi. Hatta seni kovduracağını falan söyledi. Aa. Rüçhan Hanım. Hayatta inanmam. Asla inanmam. Ben de diyorum, nerede kaldı bunlar? Bizimle geliyorsun. Tabii tabii, buyurun lütfen. Hadi bakalım. Tamam, yavaş, sakin. Yavaş. Yemin ederim aklıma gelmişti ha. Beni tanıyor musun? Kerem miydi bu? Şey, Ferhat mıydı? Aşkından dağların hangisiydi? Yok.
Bu şakanı sevmedim. Bir daha yapma, tamam mı? Tabii olur ya. Zaten mizah böyle bir şey değil. Buradan sağ salim çıkmak ister misin? He vallahi hiç fena olmaz. Eğer zahmet olmazsa. O halde benim iki küçük ricamı kırmazsın değil mi? Neymiş onlar? Bir. Bir daha şu çanınıma tek kelime etmeyeceksin. Gözüne bile görünmeyeceksin. İki. Sevda Hanım'dan uzak duracaksın. Tamam mı? Umarım beni kırmazsın. Şimdi Dündar Bey, ben eminim siz bana birçok şey yapabilirsiniz. Repertuarınız da geniştir. Hiç şüphem yok bununla. Ama bence hiçbir şey yapmayacaksınız. İddiaya girelim mi? Girelim. Girelim. Hatta takım elbisesine girelim. Çünkü benim düğünde ihtiyacım olacak bir tane. Yok, sen artık benim canımı sıkmaya başladın. Dündar Bey, ben bugün bir şey yaptım. Size ondan bahsetmek isterim. Bir arkadaşa bir mektup yazdım. Dedim ki, bundan sonra her gün benden telefon alacaksın. İyiyim diye. Eğer almazsan, sana yazdığım bu mektubu Ronalara götür dedim. O da delikanlı çocuktur, sağ olsun. Tamam dedi. Şimdi senin bu itler beni aldı ya bugün. Ben bu arkadaşı arayamadım. Haber veremedim yani iyiyim diye. Artık o mektupta Rüçhan Hanım'la ilgili mi bir şeyler yazıyordur? Yoksa senin küçük Frankenstein'la mı ilgili bir şeyler yazıyordur? Orasını sen düşün artık Dündar Bey.